Evet arkadaşlar. Şu anda 10. sınıf e, e, sınıf deneme 4 arkadaşlar. E, fen bilimleri sorularından kimya sorularını arkadaşlar beraber çözeceğiz. Kimya soruları 11. sınıf 11. E, sorudan başlıyor. Kitapçığımız tabii ki B kitapçığı olacak arkadaşlar. E, A kitapçığında farklı olabilir sayılarımız. Burada arkadaşlar e, soruyu çözerken ilk önce bakmam gereken arkadaşlar nedir? E, bir tepkimem var. Bu tepkime de arkadaşlar gramını vermiş. C2H5OH etil alkolün 92 gram olduğunu veriyor. Bunu yakıyoruz arkadaşlar. Çıkan CO2 gazının normal koşullardaki hacmini soruyor bana. Şimdi öncelikle ben 92 gram C2H5OH'ın molünü bulmak istiyorum arkadaşlar. Molü bulurken en eşittir. M bölü MA diye bir formülü hepimiz hatırlıyoruz. Dersimizde bundan bayağı bir çözmüştük. 92 bölü MA'sını burada bana vermiş 46. 46'ya böldüğüm zaman 2 mol ne oluşuyor arkadaşlar? 2 mol C2H5OH oluşuyor. E, kullanacağız. Kullandığımız C2H5OH 2 mol ise diyorum. Tepkime üzerinden artık miktar geçişlerini hatırlıyorsunuz. Bana CO2 gazının normal koşullardaki hacmini soruyor. O zaman CO2 gazının ben neyini bulacağım arkadaşlar? Molünü bulacağım. 1 mol C2H5OH'a 2 mol H2CO2 oluşuyor arkadaşlar. O zaman 2 mol C2 H5OH harcandığı zaman 4 mol ne oluşacak arkadaşlar? Karbondioksit oluşacak diyorum. Diğerleri bana çok lazım olmadığı için onların çok tepkimesine girmiyorum. Daha sonra arkadaşlar şöyle bir formülüm vardı. 1 mol normal şartlarda 22.4 litre hacim kaplıyor muydu? Evet. O zaman diyorum ki CO2 benim kaç oldu 4 oldu 4 mol CO2 normal şartlarda kaç litre hacim kaplar dediğim zaman sonucum arkadaşlar 44.8 litre olarak ne yapıyorum? buluyorum. Cevabımız Adana olarak işaretlenecektir arkadaşlar diyorum. Evet 11. sorunun cevabı Adana'dır diyorum. 12. sorumuza geçtiğimiz zaman arkadaşlar bu da yine kimyasal hesaplama sorularımızdan bir tanesi arkadaşlar. Tepkimen var benim elimde. %50 saflıkta gerçekleşiyor diyor. 88 gram CO2 gazı. Yeterince NH3 ile tepkimeye giriyor diyor. Açığa çıkan H2O'nun gramını bana soruyor. Şimdi ben 88 gram CO2 gazının %50'sini bulmam gerekiyor. %50 saflıkta diyorsa 88 çarpı 50 bölü yüzden arkadaşlar 44 gram olarak ne yapıyorum? CO2'yi buluyorum. CO2 44 gramsa diyorum. N eşittir. N bölü MA'dan arkadaşlar 44 bölü eması C2'nin kaçtır arkadaşlar? 44 olarak bize vermiş. 44'e böldüğüm zaman 1 mol olarak ne yapıyorum arkadaşlar? co 2nin molünü 1 mol olarak buluyorum. Hemen tepkimeye geçiyorum arkadaşlar. 1 mol CO2 harcanırken 1 mol 1'e 1 tepkimeden 1 mole 1 mol H2O ne yapıyor arkadaşlar? Oluşuyor. Bana açığa çıkan H2O'nun gramını soruyor arkadaşlar. O zaman diyorum ki 1 mol H2O kaç grammış? 18 grammış. O zaman cevabım ne çıkıyor arkadaşlar? 18 gram cevap denizli olarak söylenebilir. 1 mol H2O 18 gramdır diyorum. 12'nin soru cevabı denizlidir diyorum. Evet. 13. soruya geldiğimiz zaman. 13. soru da arkadaşlar yine bir tepkimem var. 6 mol C var. 32 mol HNO3 ile tepkimeye giriyor. Tepkime %25 verimle gerçekleştiğinde diyor. Şimdi ben tepkimede ilk önce hangi maddenin tükenip hanginin tükenmediğini bulmam gerekiyor. Burada tükenen maddenin %25'ine göre işlem yapacağım ki tepkime %25 verimle gerçekleşsin. O zaman şunu soruyorum. Bundan 6 mol alırsam bundan da arkadaşlar 32 mol alırsam Burada hangisi tükenecek ona bakıyorum. 3'e 8 gerekiyorsa 6 3'ün 2 katı olduğu için 2 katı ne yapar arkadaşlar? Bunun da 2 katını alacağım 16. O zaman şunu söyleyebilir miyim? Hocam ben eksi 6 bunu tüketirken eksi 16 da bundan tüketmem gerekiyor. Çünkü bunun 2 katı bunun da 2 katı olacak. Aynı oranda azalacak. O zaman ne yapıyorum? Bu tamamen tükenirken bundan arkadaşlar ne kadar kalıyor? 16 mol artacaktır diyebilirim. Bunu söylerken arkadaşlar ee, şuna bakacağım. Tepkime bu şekilde %100 verimle gerçekleşir. Bu arkadaşlar tam verimle gerçekleşen bir tepkimedir diyorum. Burada oluşan NO gazını sorduğuna göre ben bu tepkimeye göre konuşuyorum. E, 3 mole 2 mol NO oluşurken 6 mole 4 mol NO oluşacaktır. Doğru mudur? Doğrudur. Hani 3'e 2 ise 6 mol kullandığım zaman 4 mol de nedir? NO oluşacaktır. Bu NO gazı %100 verimle gerçekleşmiş. %100 verimle gerçekleşiyor. Peki %100 verimle 4 mol oluşursa arkadaşlar %25 verimle kaç mol oluşur dediğim zaman hemen dörtte birinden bir mol olacaktır. Bir mol normal şartlarda ne kadar hacim kaplıyordu arkadaşlar? 22.4 litre hacim kaplıyordu. Cevabımız arkadaşlar Ceyhan olarak ne yapıyoruz? Söylüyoruz. 13. sorumuzun cevabı Ceyhan'dır diyoruz. Evet. 14. sorumuza geçtiğimiz zaman emisyonlarla ilgili olarak verilen diyor. Emisyon dediğimiz zaman aklımıza ne geliyordu? Hemen sıvı sıvı heterojen karışım. Sıvı sıvı heterojen karışımları örnek verdiğimiz zaman arkadaşlar zeytinyağı su örneğini verebilir misiniz? Verebilirsiniz. Benzin su örneğini verebilir misiniz? Verebilirsiniz arkadaşlar. O zaman birinci ifademiz doğrudur diyorum. Sonra da bana hangisi doğrudur diyor. Dağılan fazla dağıtıcı fazla bir içerisinde çözülmez diyor. Heterojen oluyorsa heterojen bir karışım olabilmesi için bir içerisinde ne yapmaması lazım? Çözülmemesi gerekiyor. O zaman ikinci ifadem de doğrudur. Katısı vetrojen karışım. Hayır arkadaşlar. Katısı vetrojen karışımları biz ne diyorduk? Süspansiyon diyorduk arkadaşlar. Buna da örnek nedir? Ee, örnek olarak kumla suyu örnek veriyorduk. Onun için bu ifade nedir? Olmayacaktır arkadaşlar. Cevabımız 1 ve 2. Yani 14. sorunun cevabı bursa olarak söylenecektir arkadaşlar. Evet. 15. soruya geldiğimiz zaman arkadaşlar bu da yine karışımlarla alakalı bir sorudur arkadaşlar. Kolloid karışımla alakalı arkadaşlar. Kolloid karışım dediğim zaman aklıma ne gelecek hemen? Kolloid karışım dediğim zaman e, Heterojen bir karışım ama Tanecikleri biz gözle göremediğimiz karışımlara Biz e, arkadaşlar heterojen karışımlara Kolloid karışımlar örnek veriyorduk. Arkadaşlar şerbet bir çözeltidir. Tuzlu su bir çözeltidir arkadaşlar. Hava bir çözeltidir arkadaşlar. Petrol ise sıvı arkadaşlar ee, yine e, bir heterojen karışımdır. Ama boyaya geldiğimiz zaman arkadaşlar boyanın içerisinde tanecikleri biz net bir şekilde ne yapamayız arkadaşlar? Gözle göremeyiz. Katı sıvı heterojen karışımlar veya sıvı katı heterojen karışımlar olarak söyleyebiliriz. Yani içerisinde çözünen tanecikleri ya yani da karışan dağılan tanecikleri gözle göremeyip mikroskopla gördüğümüz e, karışımlara biz... Arkadaşlar ne diyoruz? Kolloid karışım diyorduk. Örnek olarak kremayı örnek veriyoruz. boya örnek veriyoruz. Bulanık suyu örnek veriyorduk arkadaşlar. Ee, daha da çoğaltabiliriz örnekleri ama burada boya şıklı cevap edin olarak söylenecektir. 15. sorumuzda. Evet. 16. soruya geldiğimiz zaman 16. soruda tepkimesiyle ilgili diyor gümüş nitratla gümüş bir nitratla NaCl çözeltisi yani e, tuz çözeltisi karıştırılmış arkadaşlar. AgC ile katısı oluşturulmuş e, ve sodyum nitrat tuzu e, sulu çözeltisi oluşmuştur diyoruz. Şimdi çözülme çökelme tepkimelerinde hatırlarsanız iki ayrı çözelti tepkimeye girip eğer dipte bir katı oluşuyorsa katı oluşuyorsa bu tepkimelere çözünme çökelme tepkimesi demiştik. Doğru mudur? Doğrudur arkadaşlar. Ha, bu çözülme çökelme tepkimelerinde katıyı oluşturan maddeler AG artı artı CL eksi eşittir. AG CL katsını oluşturuyorsa buna biz ne demiştik arkadaşlar? Net iyon denklemi demiştik. O zaman AG ve CL tanecikleri seyirci iyonlar değil arkadaşlar net tepkimenin elemanlarıdır. Onun için yanlış bir ifadedir. Net iyon denklemi Ag ve Cl şeklindeyken net iyon denklemi Na ve NO3- şeklinde değildir. Bunlar arkadaşlar seyirci iyonlardır diyorum. Seyirci iyon ne yapmış? Yine suyun içerisinde hala devam ediyor arkadaşlar. Ne yapmamış? Tepkimeye girmemiş. Herhangi bir arkadaşlar çözelti içerisinde aynen duruyor arkadaşlar. Onun için bu ifadede nedir? Yanlıştır diyorum. Cevabımız hangileri doğrudur diyor. Doğru olan yalnız 1'dir arkadaşlar. Adana'dır diyorum. 16. sorumuzun cevabı Adana'dır diyoruz. Evet, 17. soruya geldiğimiz zaman 17. soruda arkadaşlar yine gram vermiş eee 4.4 gram C3H8 gazını tamamen yakabilmek için gereken o iki gazının normal koşullardaki hacmini soruyor bana. İlk önce C3H8'in MA'sını vermiş bana 44. Bunu mollü bulabilir miyim? Bulabilirim. N eşittir M bölü MA diye bir formülü. Çok kullanıyoruz. İster formül ister oran orantıdan kullanabilirsiniz. 44.4'ü 44'e böldüğüm zaman 0.1 mol yapar arkadaşlar. Daha sonra ne yapıyorum? Tepkimeyi yazıyorum. Tepkime şu. C3H8 O2 ile yanma tepkimesinde karbondioksit ve su açığa çıkarıyor diyordum. Sonra denklemi denkleştiriyorum. 3 tane karbon var. 3 tane karbondioksit. 8 tane hidrojenim var. 4 tane su. Arkadaşlar 3 kere 2 6 4 de burada 10. O zaman o 2'nin başına 5 yazarsam denklemim denktir. Şimdi bana buranın molünü 0 1 mol olarak bulmuş muyum? Evet. O zaman diyorum ki ben 1 mol C3H8'e 5 mol O2 gerekiyorsa 1'e 5 gerekiyorsa 0 1'e 0 5 mol ne gerekiyor arkadaşlar? O2 gerekecektir diyorum. Bana normal koşullarda O2 gazının hacmini soruyor arkadaşlar. Normal koşullarda 1 mol ne kadar hacim kaplıyordu? 22.4 litre hacim kaplamıyor muydu? O zaman 0.5 molüm arkadaşlar. Ne kadar hacim kaplar dediğim zaman hemen buradan bana ne diyorsunuz sonucu? Arkadaşlar 11.2 litre olarak buluyorsunuz. Cevabımız Edirne olarak arkadaşlar söylenir 11.2. 17. sorumuzun cevabı Edirne'dir diyoruz arkadaşlar. Evet 18. soruya baktığımız zaman Normal koşullarda 4.48 litre hacim kaplayan yani 2 o 3 gazındaki atom sayısı aşağıdaki hangisi olarak verilmiştir? Şimdi burada normal koşullarda 4.48 litre kaç mol bulabilir miyim? Bulabilirim. 1 molüm normal şartlarda 22.4 litre hacim kaplıyor demiş miydik? Evet. O zaman diyorum ki 4.48 litre kaç moldur dediğim zaman x eşittir 0.2 mol olarak bulurum atom sayısından bahsediyor arkadaşlar. 1 mol. Neyimiz bileşimiz? N2O3. N2O3'te kaç tane atom var? 2. 3 daha. 5 çarpı tane mi diyor bana? Atom sayısı evet. Atom sayısı 5 çarpı N tane atom vardır. Doğru mudur? Doğrudur. 2 azotum var. 3 oksijenim var. 5 Na tane atomum vardır. O zaman şunu söyleyebilir miyim ben? 0.2 molde ne kadar vardır dersem 0,2 çarpı 5 ne yapar? 1 yapar. N tane atom yapar. 1 çarpıya N tane atom. Cevap Ceyhan olarak. Ne yaparsınız arkadaşlar? Söylerseniz 18. sorumuzun cevabı Ceyhan'dır diyoruz. Evet. 19. soruda ise arkadaşlar 19. soruda ne demiş? Denklem vermiş. N2H3H2NH3 tepkimesine göre 68 gram NH3 bileşiği elde etmek için normal koşullarda kaç direnik N2 gazı gerekir? 68'den nh 3 neyini bulalım arkadaşlar? Mol'ünü bulalım. N eşittir. N bölü MA. O da eşittir diyorum. 68 bölü 17'yi bana vermiş burada. O da ne yapar? 4 mol yapacaktır NH3. 4 mol NH3 olarak ne yapıyorum? Söylüyorum. Şimdi tepkimeye geldiğimiz zaman tepkime üzerinden bundan 4 mol olabilmesi için diyorum. 4 mol olabilmesi için kaç mol N2 harcamam lazım? 1 mole 2 mol oluşuyorsa 4 oluşabilmesi için 2 mol N2 harcamam gerekiyor. 2 mol N2 harcamam için arkadaşlar ne yapacağım? Bunu bana normal şartlardaki hacmini soruyor. bir molüm 22.4 litre ise iki molüm kaçtır arkadaşlar? 44.8 litre olarak ne yapacağız? Söyleyeceğiz. Cevabımız Bursa'dır diyorum arkadaşlar. Evet. Evet. 20. ve son soruya gelelim arkadaşlar. Burada da tepme sonunda 6 mol NO2 gazı oluştuğuna göre tepme yüzde verimi nedir diyor. Şimdi %100 verimle gerçekleştiğini düşünürsem ben bundan 4 mol aldığım zaman arkadaşlar 4 mol aldığım zaman 1'e kaç oluşması gerekiyor? 2. 4'e 8 mol NO2 oluşması gerekiyor arkadaşlar. Bu %100 verim. %100 verimle 8 oluşacak. Bana diyor ki 6 mol oluştuğunda yüzde kaç verimle gerçekleşmiştir diyor. O zaman şöyle bir formülüm var mıydı? Yüzde verim eşittir. Deneysel bölü teorik çarpı 100. Ha, %100 verimle gerçekleşme ister oran anıtıdan yapın ama e, burada %100 verimle gerçekleştiği zaman oluşan madde teorik verimdir. Deneyselim ise soruda vermiş. 6 bölü 8 çarpı 100 olarak söylediğimde 3'e 4'tür. 300 bölü 4'ten yüzde 75 olarak arkadaşlar ne yaparız? Tepkime verimiyle gerçekleşmiş diyebilirim. Cevabımız Denizli'dir diyorum. 20. sorunun cevabı da Denizli'dir diyorum arkadaşlar. Ve bu şekilde kimya sorularımızı denememizin bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin diyorum.